Sayın Belediye Başkanımız, Federasyon Başkanımız, Oda Başkanlarımız, Sivil Toplum Örgütlerimiz, Siyasi Parti Temsilcilerimiz, Kıymetli Üyelerimiz, Davetlilerimiz ve Değerli Basın Mensuplarımız. Geleneksel 559. Çağlat Festivali kapsamında gerçekleştirdiğimiz Tarihi Akhisar Lokumu Tanıtım Günümüze hoş geldiniz. Mutfağının en tatlı üyesi olan lokum bizim için bayramları sevme nedeni ve kahvemizin yanında her zaman ağız tadımız olmuştur. Değerli misafirlerimiz, şimdi konuşmasını yapmak üzere Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Sayın Pınar Güney Hanımefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Kıymetli protokol, değerli üyelerim, kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, hamile olan bayanlar, sabahtan beri lokum atölyesinin açılmasını bekliyorsunuz sabırla. Öncelikle haklarınızı helal edin, beklediğinize değecek. Hepiniz 559. Akhisar Çağlak Festivali kapsamında bu yıl tabii ki yeni seçilmemiz vasıtasıyla ilk kez katılımcısı olduğumuz Tarihi Akhisar Lokumu Tanıtım Atölyesi'ne hoş geldiniz. Sabahtan beri günlerdir süren heyecanlı olan çalışmalarımızı nihayetlendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Sabahtan beri hava durumuna bakıyorum. Annemin bir lafı vardır. Allah sevdiği kulunun üstüne cuma vakti bir iki damla yağmur indirir derdi. İnşallah bugün öyle olmaz diye umuyorum. Ama olursa da böylesine bereketli, böylesine kadim bir lezzetin üzerine yağacağı için artık kusura bakmazsınız inşallah. Biz bu yola çıkarken, lokumcu esnaflarımı dolaşırken kendilerine bir söz vermiştim. Biz bu odayı devraldığımızda, kazandığımızda inşallah lokumun üzerindeki bu tozu silip atacağız. Akhisar'da içeriye girince göreceksiniz ki onlarca çeşit lokumun üretildiğini görüp şaşkınlığa uğrayacaksınız. Diyeceksiniz ki bu kadar çeşit lokum bizim memleketimizde, bizim mahalle esnafımızda üretiliyormuş, haberimiz yokmuş. Akhisar Lokantacılar Odası olarak hanımlara bu kadim lezzeti tavsiye etmek ve emanet etmek için bu toplantıyı düzenledim. Hanımlar, biliyorsunuz pazar alışverişleri sizlerden soruluyor. Lohusalara, doğu ziyaretlerine giderken lütfen elinize gül lokumu alın. Emzikli annenize onu ikram edin, sütü artsın. Çocuklarınız sınava girmeden önce cevizli birer lokum verin, akılları çalışsın. Hasta ziyaretlerine gittiğinizde bırakın artık elinize şu şekerli, asitli, katkı maddeli gıdaları götürmeyi. Alın mahalle esnafınızdan bir gül lokumu, cevizli lokum, çövenli lokum. Hastalığa şifa olarak, şifayen lütfen onları ikram edin. Sizlerin sıkıntısının ne olduğunu da ben bir kadın olarak çok iyi biliyorum. Lokumu üretiyoruz üreticilerimizden. Sadece şeker, nişasta ve su kullanılarak aynı zamanda ustamızın elinin lezzeti içine girerek üretiliyor. Ama bunu iyi paketleyemediğimiz, etrafını böyle güzel hale getiremediğimiz için ziyaretlere giderken götürmekte sıkıntı çekiyorsunuz. İnşallah bugün bir tadına bakın. Sizlere sözüm olsun. Çok kısa sürede Akhisar, tarihi Akhisar lokumunu Lokantacılar Odası olarak paketleteceğim. Ve gerçekten elinize aldığınızda bizim şehrimizde bu lokum üretiliyor. Ne de güzel, ne de kaliteli, ne de ambiyanslı oluyor. Benim artık bundan sonra gittiğim her yere hediye Akhisar lokumudur diyebileceksiniz.
Şimdi Sayın Belediye Başkanım, Akhisar Kadın Meclisi Başkanlığım sırasında birçok programda karşılaşmıştık. Akhisar Kadın Meclisi Başkanı iken öyle teşekkür konuşmaları yapıyordum ki herkese teşekkür ediyordum. Hiç konuşmam yokmuş gibi oluyordu. Herhalde dedim oda başkanı olunca teşekkür edeceğim insanlar azalır. Ama bu böyle bir şey değilmiş. Herhalde adım yükseldikçe teşekkür sırası iyice uzuyor. Teşekkür etmeye şuradan başlıyorum. Yola çıktığımız ilk günden beri federasyon başkanımız Sayın Aykut Yenice sağ olsun desteklerini hiç esirgemedi. Türkiye'de seçilmiş olan ilk kadın oda başkanı olmam hasebiyle her etkinliğimde beni yalnız bırakmadı. Yanımda bulunmaya çalıştı. Bugün de kilometrelerce öteden diğer oda başkanı arkadaşlarımızı, federasyon başkan vekillerimizi ve yöneticilerimizi yanına alarak beni kırmadı, buraya geldi. Öncelikle en büyük teşekkürü ona ediyorum. Akhisar lokumunu inşallah layıkıyla bugün kendisine hatıra olarak bırakabiliriz. Nihat Bey, Lüleburgaz Lokantacılar Odası Başkanı, Trakya'dan gerçekten bir sözümüzle kalkıp geldi. Teşekkür ediyorum. Bandırma'dan Lokantacılar Odası Başkanım Hamit Bey, kırmadı bizleri, buraya geldi. Teşekkür ediyorum. 559. Çağlak Festivali kapsamında Akhisar Belediye'miz Lokantacılar Odası'nı kırmadı, bizleri etkinliğe dahil etti. Sayın Başkanım ve Başkan Yardımcılarıma teşekkür ediyorum. Her telefonumla, bir telefonumla gelen Sayın Daire Müdürlerime, sivil toplum örgütlerine, ilçe temsilcilerime, tabii ki siyasi partilerin milletvekilleri adaylarına, aynı zamanda Akhisar'da bu yolu birlikte yürüdüğümüz, bana destek olan bugün diğer bütün oda başkanlarına, aynı zamanda eşim Erkin Güney'e, hala sandalye bulmaya çalışıyor misafirlere, teşekkür ediyorum. Bugün bizleri burada yalnız bırakmayan bu tarihi hanı hem bir gün yüzüne, görücüye çıkarmamıza vesile olan, hem de atölyemize teşrif edip lokumun tadına bakacak olan bütün misafirlerime de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah dün gece Ziraat Kupası'nı da almamız sebebiyle diyorum ki bu şehirde her şey lokum tadında. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere onur konuğumuz İzmir Lokantacılar ve Gazinolar Esnaf Odası ve aynı zamanda Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyon Başkanımız olan Sayın Aykut Yenice'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Ticaret Odamızın çok saygıdeğer Başkanı ve Meclis Başkanı, değerli Tarım İlçe Müdürümüz, milliyetimizin çok değerli müdürleri ve hocaları, çok saygıdeğer siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Akhisar Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası'nın çok saygıdeğer üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, büyük kıymetli basın mensupları, hepinizi şahsım ve temsilcisi olduğum Türkiye Lokantacı ve Pastacı Esnafı adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu etkinliğimize şeref verdiniz, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle sevgili başkanım da bahsettiği gibi dün 37 yıllık bir hasretin sonunda bu ilçenin, bu şehrin güzel takımına bir Türkiye Kupası kazandıran, başta emeği geçen Sayın Belediye Başkanı, kulüp yöneticilerine, futbolculara ve sahada ve televizyonun başında dualarıyla, alkışlarıyla bu emeğe katkı koyan siz Akhisarlılara hayırlı olsun diyorum. Başarılarınızın daim olmasın diyorum. Tabii bizler Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun temsilcileri olarak Türkiye'nin en büyük meslek örgütü olan 2 milyon üyesiyle TESK'in 13 mesleki federasyonundan birinin temsilcileriyiz. Aynı zamanda yaşadığımız kent ve ilçelerin kent kimliklerine katkı koyan insanlarız. Türkiye Lokantacısı ve Pastacısı yaşadığı kentin her bulvarında, her sokağında, her sokak arasında ve her caddesinde olan tek esnafıdır. İşte 559'unu yaptığınız Akhisar'ın bu tarihi etkinliğinde, tarihin derinliklerinden gelen, Akhisar'ın bugün ülkedeki namına katkı koyan lokumu ve köftesiyle Akhisar'ın Türkiye'deki bu namına
katkı koyan bu esnafın temsilcilerini başta Sayın Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese de huzurlarınızda bu federasyonun, bu sektörün temsilcisi olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizler yöneticiliğin okulu yoktu, okumadık. Yöneticiliğin kitabı yoktu, karıştırmadık. Yöneticiliğin resmi yoktu, incelemedik. İnsanın içindeki, genindeki, vizyonundaki temsil ve onu geliştirme kabiliyetini işte kendisine inanan, kendisine bizleri yönet, sorunlarımızı ve yaptığımız ürünlerimizi kentimize ve ilçemize katkı koy diye cevaz verdiği, yetki verdiği insanların bu vizyonuyla daha bir ayda çok önemli etkinliklere ve katkınlıklara koyan planlarıma teşkilatımızın bir kazancı olarak tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türk esnaf ve sanatkarı ürettiklerini ve yaşattıklarını işte ancak böyle vizyon sahibi yöneticilerle bir yere getirirler. Biz de 104 odamızla 100 bin aşkın üyemizle Türkiye'deki bu büyük meslek örgütünün ilk defa bir bayan başkanının kazancını elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dolayısıyla sevgi ve emek mesleği olan aslında işin gerçek ustası bugün birçok köfteci dükkanında, birçok lokantada, birçok pastanede bıyıklı erkekleri görebilirsiniz. Ama unutmayın ki bu bıyıklı erkeklerin de ilk ustası, ilk lezzet ustası evlerindeki anneleri, kardeşleri ve anneanneleridir. Onun için bayanlara bir alkış daha rica ediyorum. Ve bu anlamda Pınar Hanım'ın başkanlığını çok önemsiyorum. Biz de önümüzdeki ayın başında gerçekleştireceğimiz olağan genel kurulumuzda dün kararını almak için İzmir'de Türkiye'nin dört bir yanından gelen federasyon yönetici arkadaşları toplandığında onlara şu öneriyi getirdim. Türkiye'de kadına ve kadının mutfaktaki emeğine katkı koyan tüm bayanlarımız adına inşallah 2 Haziran günü Türkiye ekonomisine ve teşkilatına Pınar Hanım'ı Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun kadın başkanı ve kadın derneklerinin başkanı olarak lanse edeceğiz. Çünkü biz sektördeki kadın elinin lezzetinin Türkiye'ye ulaşması adına bunu yapabileceğine inandığımız için kendisine şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize de bu etkinliğe başta Sayın Belediye Başkanım ve diğer kardeş odalarımızın başkanlarına ve siz saygıdeğer akisarlara çok teşekkür ediyorum. Hepinize şükran ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi diyetisyen Sayın Nuriye Şahin Köymen'i konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Kendisi bize lokum tüketiminin sağlığımıza olan etkileri hakkında bilgi verecek. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Meclis Başkanımız Pınar Güney'e beni bu etkinliğe çağırdığı için, davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki lokum diğer tatlı gıdalara göre daha sağlıklı, daha doğal bir besinimizdir. Çünkü içerisinde herhangi bir katkı maddesi vesaire yoktur. Duyuluyor değil mi sesim? Herhangi bir katkı maddesi yoktur. Sadece su, şeker ve nişastadan oluşmaktadır. Bu yüzden marketlerden veya başka yerlerden aldığımız kek, pasta, çikolata gibi gıdalara nazaran lokumu tercih ederseniz daha iyi olur. Evet, her şeyde olduğu gibi fazla tüketmek tabii ki de kalori alımına, kilo alımına sebep oluyor. Ancak biz diyetisyenler günde 3 adet lokum tüketmenizi öneriyoruz zaten. 2 adet lokum da bir porsiyon meyveye eşittir. Ama bu bugünlük hariç. Bugün 3 taneden fazla da yiyebilirsiniz. Ama gün içerisinde 3 tane lokum yemekten hiç kilo alımı vesaire olmaz. Onun haricinde böbrek hastalarında lokumu sıklıkla öneriyoruz. Çünkü böbrek hastalarında protein içerikli besinleri tükettikleri zaman ürik asit tarzı besinlerin atılımı olmuyor. Bu yüzden doktorlarla birlikte biz diyetisyenler lokumu böbrek hastalarında bu maddelerin atılması amacıyla öneriyoruz. Onun haricinde Pınar Hanım'ın da söylediği gibi hamile bayanlarda süt yapımını arttırması amacıyla özellikle gül lokumunu öneriyoruz.
cevizli lokumlar, vanilyalı kakaolu lokumlar, bunların hepsini çocuklarımıza yine sınav dönemlerinde enerjilerinin ve iştahlarının açılması amacıyla yedirebilirsiniz. Kahvenin yanında zaten çok güzel gidiyor hepinizin bildiği gibi. Aynen. Yağmur beni etkiliyor. Tanıtımı be. Diğer misafirlerimiz şimdi misafirlerimizle de sarılacak. Şu Antepli Yalçın abi şuradan başlayabilirsin.